Hakkari'nin PKK terör örgütü nezdindeki anlamı ise diğer illerden biraz daha farklıdır. Sınırın diğer tarafına geçmek ve üstlenme alanı olarak Hakkari bölgesini kullanıyorlardı. Şimdi bu sarp arazide PKK'lılardan eser kalmadı. Bu bölgelerin bazı noktaları koruma alanı ilan edildi. Turizme açılması için çalışmalar sürüyor. Evlatlarımız şehadeti göze alarak terör örgütünün etkisini tasfiye etmeye çalışıyorlar. Bakan, komutanlar ve beraberindekiler bölgeye gitti. Cilo Göllerbaşı Sat Buzul Gölleri'nde hatıra fotoğrafı çektirdi. Birilerinin temel hayali orada teröristlerle beraber kahve içmekmiş. Bu milletin beraberliği, birliği onu onlara nasip etmedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Hakkari'ye gitti, temaslarda bulundu. Bakan, Göllerbaşı ve İkiyaka Dağları üst bölgesini ziyaret etti. Uzman Çavuşan Bakırbaş, hoş geldiniz Sayın Bakanım. Nasılsın abi? Tamam. Sağ olun bakanım. Gayet güzel. Burada mı kalıyorsunuz? Evet baba. Irak sınırındaki İkiyaka Dağları bölgenin en yüksek rakımlı üst bölgesi olarak biliniyor. Tüm bölgeye hakim. 3430 rakıma sahip. Soylu'ya Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin de eşlik etti. Kahraman efeler nasılsınız? Sol! Düztepe üst bölgesine de 3450 metrede Türkiye'nin en yüksekteki en modern üst bölgesi inşa ediliyor. Bir hafta içerisinde tamamlanacak. İlk kez bir üst bölgesinde yer altından tüneller var. İçinde her türlü teknik donanım ve cihaz söz konusu. Soylu daha sonra güvenlik, istihbarat ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Operasyonlarımızı, attığımız adımları terörün kaynağında yok etme prensibiyle düşünmek. Oradan lojistiğin sızmaların nasıl olduğunu hesap ederek yapmak durumundayız. Bakan terörle mücadelede Hakkari bölgesinin stratejik öneme sahip olduğunu söyledi. Burası terör örgütünün Kuzey Irak'a giriş kapısı olarak gördüğü, Kuzey Irak'la giriş ve çıkış kapısı olarak gördüğü bir yer. Huzurun istihdamı arttırdığını söyleyen bakan, vali ve kaymakamlara önemli çağrıda bulundu. Valilerimizin ve kaymakamlarımızın kapıları sonuna kadar vatandaşımıza açık olmalı. Vatandaşımız bizi kendinden uzak görürse, geçmiş dönemde yaşadık ki o boşluğu terör örgütünün propagandası doldurmaya kalkmaktadır.